Bugün Türkiye'nin ihracatı en önemli sektörlerinden birini konuşacağız. Kimya sektörü bu yılı nasıl geçirdi? 20 milyar dolar bir ihracat hedefi vardı yılbaşında. 11 aylık döneme baktığımızda yaklaşık 19 milyar dolarlık bir ihracat görüyoruz. Bunun öncülüğü nelerden geldi ve kimya sektöründe hiç şüphesiz ki ham maddede yerleşme ve gelecek dönem hedeflerini de soracağız. Bu hafta Sayın Adil Pelister'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Adil Bey. Hoş bulduk Meryem. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi önce bir bu senenin karnesini sormak istiyorum. Size nasıl geçirdiniz bu yılı? 19 milyar dolara yakın bir ihracatınız var 11 ayda. Sizin 20 milyar dolarlık bir ihracat hedefiniz vardı. Neler etkili oldu biraz bu süreçte? Evet, teşekkürler davetiniz için. 2018 senesinde 17.4 milyar dolarlık ihracattan sonra bizim hedefimiz 2019 için 20 milyar dolardı. Ve ilk 11 aylık hedefimize baktığımız zaman nereye kadar geldik? 18.8 milyar dolar ihracat yaptık. Yıl sonunda tahmin ediyorum ki 20.5 milyar dolarla 20.7 milyar dolar arasında bir rakamla bitireceğiz. Bu bizim için, sektörlerimiz için çok büyük bir sevindirici haber. Ve bundan sonra da bu artarak devam ettiğini göreceğiz. Bizim 2020 hedefimiz ne diye sorarsanız, bizim 22,5 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Hı hı. 2023 100. yılımızda hedefimizde bizim 30 milyar dolarlık bir ihracat hedefini yakalama niyetimiz var. Bu bizim baktığımız zaman Türkiye ihracatımızın neredeyse yaklaşık %12'ye yakın bir kısmının kimya sektörlerimizden geldiğini söylüyorum. Niye sektörler diyorum? Bizim 16 tane alt sektörümüz var. Petrokimya, plastik, kozmetik, temizlik malzemeleri, gübreler derken 16 tane az sektörümüz var. Bu sektörlerin toplamı kimya sektörlerimizi belirliyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim hedefimiz ileriye doğru açık bir şekilde devam edecek. Peki bu 16-6 sektörde şimdi rakamlar da var. Dediğiniz gibi hedeflere yakın, hatta hedeflere yakalanmış bir rakam görüyoruz. Gelecek yıl için de beklentileri iyi. Bu sene biraz daha baktığımızda hangilerinden özellikle bu 16-6 sektörden öncelik geldi? Tabii burada bizim mineral yakıtlar, özellikle bizim Sokar grubumuzun devreye, hı hı, girmesiyle beraber ya, üretimindeki kurulan rafineride ihracata dönük rakamlarımızı çok iyi etkiledi. Bu artarak devam edecek. Yani diyeceğim, petrokimya. Biliyorsunuz petrokimyada dışa bağımlıyız biz. Ülkemizde zaten bir tane petrokimya tesisimiz var. O da Petkim. Rafineri anlamında da aslında yetersiziz. Bizim şu anda önümüzdeki dönemlerde minimum 6 tane daha petrokimya tesisi kurmamız lazım. Hı hı. Yatırım anlamında baktığınız zaman özellikle Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde endüstri ihtisas serbest bölgeleri açıldı. Burada Rönesans grubu ile Sonatra grubunun yapacağı bir PP yatırımı var. O şu an inşaat ve proje aşaması devam ediyor. Ondan sonra yine aynı bölgede en az 2-3 tane daha petrokimya tesisi kuraraktan bizim dışa bağımlılığımızı, ana ham madde ihtiyacımızı kendimiz yurt içinde tedarik durumunda önemli adımlar atacağız inşallah. Zaten sektörün en önemli sorunu bu. Yani evet, kimyada ihracat diyoruz ama ham madde sıkıntısı var. Siz bunu hep söylüyorsunuz. Bu petrokimya yatırımlarıyla hayata geçecek. Şimdi özellikle Adana bölgesinde sanıyorum, Ceyhan'da değil mi? Doğru. Bir petrokimya yatırımı. Orada ne aşamada? Mesela o tesis devreye girdiğinde sizi ne kadar kurtaracak dışa bağımlılıktan? Şimdi şu anda bizim Petkim'imiz Türkiye ihtiyacının %12'sini karşılamakta. %88 petrokimya anlamında, plastik ham maddeleri anlamında baktığınızda dışa bağımlılığımız var. O devreye girdiği zaman yine yetmeyecek. Bizim yani 6 tane petrokimya tesisine ihtiyacımız da var. Bizim ham maddede sıkıntımız şöyle. Kendimiz üretmediğimiz için sıkıntıdayız. Yani biz eğer kendimiz yurt dışındaki dışa bağımlılığımızı azaltmak istiyorsak, kendi üretimlerimizi ana ham maddeden alıp propandan, etanoldan alıp ondan sonra türevlere geçmemiz lazım. Dolayısıyla ihtisas OSB'liler, ihtisas organize sanayiler, serbest bölgeler o bölgede yoğunlaşacak. Hı hı. Ve dolayısıyla hükümetlerimizin de desteğiyle beraber biz bunları gerçekleştireceğiz inşallah kimya sektörü olarak. Dolayısıyla aslında bu serbest bölgelerin kurulması sizin için en önemli madde olacak şu an itibariyle, biraz daha gelecek dönemde. Zaten kuruldu bunlar. Zaten, hı hı, devredeler. Evet. Şimdi yatırımların oraya daha akması etkin lazım. Hale gelmesi. Etkin hale gelmesi. Peki. Evet, şimdi hedef pazarlarda bu sene bir değişiklik oldu mu? Yani yeni pazarlar açısından. Çünkü siz çok fazla Amerika tarafıyla görüştünüz. 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde özellikle kimya sektöründe bir hamle bekliyorduk ağırlıklı. Wilbur Ross buraya geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam yine, doğru, bir aradaydınız. Dolayısıyla Amerika tarafına ihracat ya da yeni pazarlara ihracatta hiç daha önce gitmedik ama ya da pazarı şurada arttırdık diyebileceğiniz yerler nereler?
Tabii bizim bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın geçtiğimiz ay açıkladığı bizim 17 tane hedef ülke. Bunların arasında 4 tane öncelikli hedef ülke var. Biz bunların üzerinde çalışıyoruz. Öncelikli hedef ülkelerin arasında ABD, Çin, Meksika ve Hindistan var. Bunların haricindeki olan bölgelerdeki kimya sektörü ile ilgili neler yapabiliriz diye onun çalışmalarına gidip bazında bakarak netleştirmiş durumdayız. Özellikle biz Güney Amerika bölgesini, o coğrafyayı önemsiyoruz. Hakikaten üretimin az ve pazarın çok olduğu bir bölgede bizim için ciddi bir potansiyel taşıyor. Sahra altı Afrika'da, evet. Ve aynı zamanda da uzak Asya diyeceğimiz Doğu Asya kısmındaki ülkeler bizim hedef ülkelerimiz. Bir de öncelikle Özbekistan başta olmak üzere de Orta Asya ülkeleri de bizim için önceliklerde. Dolayısıyla biz kimya sektörü olarak önümüzdeki sene buralara heyetler düzenleyeceğiz, fuarlar yapıyoruz, alım heyetleri düzenleyeceğiz ve bu çalışmalarla ihracatımızı artırmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Şimdi 2019'a girerken biraz hem küresel konjonktürde hem yurt içinde daha olumsuz bir tablo vardı. Belirsizlik vardı aslında. İşte bir yandan Amerika ile Çin arasındaki gerginlikler ne olacağı belli değildi. Geçen sene bu zamanlar daha felaket senaryolarını konuşurken şimdi biraz daha alımlı giriyoruz. İçeride biz daha iyiyiz ama dışarıda hala belirsizlikler var. 2020 için nedir beklentileriniz? Şimdi tabii geçmiş dönemde biliyorsunuz biz ülkemiz son 2 senede ciddi seçimler geçirdi. Yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri derken onları atlattık artık. Önümüzde 4 senelik bir seçimsiz dönem var. Dolayısıyla iyimser bakıyoruz. Ticaret savaşları da yavaş yavaş yerinde böyle bir duruma da alıyor. Ben tahmin ediyorum 2020 senesinde biraz daha o daha bir normal akışına girecektir. Önümüzdeki dönemde dünyanın büyümesi hızı yavaşladı. Ama ülkemizin hızı yine devam edecektir. Yaklaşık %3 ile %4 arasında minimum bir büyüme gösterecektir. Biz ihracatımızı arttırmamız gerekiyor. Bakın biz 82 milyon nüfusumuz var. Dünyada 7 milyar insan var. Biz 7 milyar insana mal satmaya çalışmamız lazım. Sadece yurt içindeki satışlara değil dışarıya odaklanmamız lazım. Hı hı. Bizim Türkiye İhracatçılar Meclisi ile beraber çalışmalarımızda bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedef ülkelerimize çalışacağız. Sektörlerimizin potansiyellerini değerlendireceğiz. Ve en önemlisi ölçek büyütmemiz lazım. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye ölçeğini mutlaka büyütmek zorunda. Nedir bu? Biraz açabilir misiniz? Şöyle, ne hedefliyorsunuz? Bakın bizim gayri safi milli hasılamız 2018 senesi öncesinde 852 milyar dolardı. Hı hı. Bu en son kur zıplamasıyla beraber bu 800 milyar doların altına düştü. Mutlaka biz ilk hedefte 1 trilyon doları geçmemiz lazım. Ondan sonraki önümüzdeki en yakın zamanda ise 2 trilyon doları geçmemiz lazım. Dolayısıyla bunu yapabilmek için biz büyük ölçekte çalışmamız lazım. Büyük ölçekte çalışan ülkeler hangileri? Çin ve ABD. Dolayısıyla biz ABD ile Çin'le eğer çalışmalarımızı devam edersek, onlarla biz ölçeğimizi büyütürsek, birazcık küçük KOBİ'lerimizi birleştirdik. KOBİ'lerin haricinde büyük firmalarımızda olanaklarını arttırırsak ihracatımızı arttığımızı, ülkemizin de ölçeğini büyüttüğümüzü göreceğiz. Sayın Rosa'da zaten bunu görüşmüştük biz. Türkiye'deki firmalarımızın ölçeğini büyüttüğü zaman onlara rahatlıkla tedarik anlamında hizmet edebileceğimizi söyledik. Öncelikli sektörlerimiz zaten petrokimya türevleri olduğu gibi ilaç, kauçuk, plastik, yapı kimyasalları gibi sektörler olacaktı. Dolayısıyla biz bu işlerde ciddi çalışmalar yaparak devam edeceğiz. Siz verilen destekleri nasıl görüyorsunuz? Peki ne kadar etkili oldu bu sene? Yani hem aslında faizlerin geri çekilmesiyle birlikte Exim Bank tarafında ihracatçıya destek verildi. Hem yeşil pasaport uygulaması vardı. Bunun ölçeği küçültüldü. Yine TİM'in yaptığı çok önemli çalışmalar var. Dolayısıyla ihracatçılar meclisinin çalışmalarını da biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Ne kadar etkisi var şu an ihracata? Son dönemlerde hakikaten bakanlıklarımızın çalışmaları, Cumhurbaşkanlığımızın da destekleri, himayeleriyle beraber giderek artmakta. Bu artış, destekler hakikaten özellikle başta KOBİ'lerimiz olmak üzere firmalarımız üzerinde pozitif etkileri var. Destekler gayet güzel. En büyük destek nedir biliyor musunuz? Geçen seneki kur zıplamasından sonra faizlerin aşağı gelmesi. Hı hı. Faizlerde şu anda Exim Bank biliyor musunuz? Onun altında, %10'un altında TL kredisi veriyor. En büyük destek bu aslında. İhracat kredilerimiz, kredilerin yanında da yatırımlarla ilgili krediler veriliyor. Ve özellikle teknolojik yatırımları yapacak firmalar için her türlü finansmanlar
imkanlar sağlanıyor. Hibe programlarımız var. Dolayısıyla özellikle en son geçen hafta açıklanan hamle programımız var. Bakanlığımızın bu hamle programıyla firmalarımızın ciddi anlamda finansal destek sağlayacağını görüyoruz ve teşekkür ediyoruz bakanlığımıza da. Yerli üretim çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz Adil Bey? Bundan sonraki süreçte yani sektörlerin yerlileşmesi ve dolayısıyla ihracatla büyüme hedefi var. Artık gelecek yıl için mesela %5 büyüme hedefinde ağırlıklı rol ihracatın. Dolayısıyla hep yani burada biraz aslında size daha fazla rol düşüyor. Çünkü bakıyorsunuz sanayi ve teknoloji alanında yapılan yeni çalışmalara kimya var hedefte. İşte ihracatla büyüme planında bakıyorsunuz yine kimya var hedefte. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sizin yükünüz biraz daha fazla. Biz yük almaktan korkmuyoruz. Yük alarak ülkemize bir iş yapmış olacağız. Bunun onuru içindeyiz. 5 tane ana sektör açıklandı. Bunların başında da kimya konu oldu. Doğru bir tespit ve doğru bir yaklaşım açısıyla biz kimya sektörlerimize neler yapabiliriz anlamda baktığımızda yerelleşme ve yerleştirme anlamında ciddi işler yapacak. Özellikle katma değerli üretimlerin ağırlıklı olmasını düşünüyoruz. Örneğin mesela kompozit sanayinde hem katma değeri var hem de baktığınız zaman hem savunmada hem de otomobilde başka sektörlerde, beyaz eşya sektörlerinde ciddi bir kompozitin etkisini giderek arttığını göreceğiz. Aynı zamanda biyolojik olaraktan da biyokimyasal üretimlere önem verilmekte. Örneğin ilaç. İlaçta baktığınızda hep alışmışız konvansiyonel ilaç üretime. Dünya nereye koşuyor? Biyoteknolojik ilaçlara. Dolayısıyla bununla ilgili Cumhurbaşkanlığımızın mesela bir komite, bir çalışma grubu oluşturdu. Oluşturan bu grupta önümüzdeki yıllarda biyoteknolojik ilaçlara da önem verildiğini göreceğiz biz. Biz burada neye bakıyoruz biliyor musunuz? Katma değeri olan ülkemize hakikaten ciddi miktarda değer katacak önümüzdeki dönemlerde, yıllarda dünya nereye koşuyorsa biz de aynı paralellikte sektörlerimizi ileri taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla yani zaten burası dışa bağımlı deyip böyle biraz elini ters etmek değil de önemli olan yaranın üzerine gitmek. Önemli olan nokta da bu zaten sizin sektörünüz açısından bundan sonraki dönemde. Peki şimdi faiz indirimlerini de konuştuk. Bundan sonraki süreçte özellikle ana gündem maddelerinizde neler var? Hem ihracatçılar olarak çünkü gelecek yıl işiniz biraz daha fazla. Türkiye'nin ihracatla büyümesi ve Türkiye'nin hedeflerinin güncellenmesi noktasında son gelen durumu, rakamları ve gelecek dönemi nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii ki biz sektörümüzün daha ileriye gidebilmesi için teknolojik olarak altyapısının da hazır olması lazım. Bizim burada özellikle kimya teknoloji merkezi oluşturmak istiyoruz. Firmalarımız özellikle akredite edilmiş bu laboratuvarlar sayesinde yurt dışına yaptırdığı bazı kimyasal laboratuvar analizleri vardı. Bunun için 20 bin euro, 30 bin euro fiyat para ödeyen firmalarımız vardı. Bunları kendi ülkemizde, kendi üniversitelerimizle beraber yapma niyetimiz var. Bütün alt sektörlerimize hitap edecek kimya teknoloji merkezleri oluşturacağız. Özellikle geri dönüşüm projelerimiz çok önemli. Başta plastik olmak üzere biz geri dönüşüm projelerine önem vermekteyiz. Döngüsel ekonomiye katkı sunması adında özellikle plastik sektörümüz çok önem arz ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz bakanlıklarımızla beraber. İlaç alanında söylediğim gibi yeni teknolojik ilaçlara doğru geçiyoruz. Onun harici beşeri sermayemiz çok önemli. Bakın bizim bu sektörümüz ileriye gidebilmesi için eğitime çok önem vermemiz lazım. Bizim hakikaten üniversitelerimizden mezun olan genç arkadaşlarımız iş arıyorlar, iş bulamıyorlar. Bizim firmalarımızda nitelikli personel arıyor. Onlar da tam istedikleri nitelikli personel bulamıyorlar. Dolayısıyla bu her iki kurumla gençlerimizi, beşeri sermayeleri bir araya getirecek projeler yapmamız lazım. Burada sıkıntıyı nerede görüyorsunuz? Yani siz bir iş insanı olarak doğru. Hep biz bunu konuşuyoruz zaten. Gençler iş arıyor. Sizin gibi sanayiciler de nitelikli eleman arıyorlar. Ama burada sıkıntı nerede? Yani üniversite sanayi işbirliği dedik. Bu da biraz havada kaldı gibi duruyor. Eğer öyle olmasa çünkü gençler bu sıkıntıyı yaşar. Siz en azından kendi sektörünüz için ne yapacaksınız bundan sonra? Nasıl kazandıracaksınız gençleri? Özellikle burada lisans okuyan gençlerimiz, üniversitelerimiz, 220'ye yakın üniversite var. Bunların 80 tanesinde yaklaşık kimya bölümler var. Kimyagerler çıkıyor, kimya mühendisleri çıkıyor. Oradaki gençlerimiz okulda okurken
sektörleri iyi anlayabilmesi lazım. Pratik yapabilmeleri lazım. Sadece teorikte kalmamaları lazım. Ezbere dayalı bir eğitimin olmaması lazım. Pratiğin fazla olması ve dünyayla entegre olabilmek için yabancı eğitimlerin önde koştuğu artık bir değil, iki veya üç tane lisanı konuşabilecek gençlerin gelişmesi, onlarla ilgili niteliklerin artırılmasını sağlamak lazım. Ama bizim firmalarımızda şu iş düşüyor. Stajyer arayan gençlerimize iş alanı bulabilmesi için onların önlerini de açabilmemiz lazım. Dolayısıyla hem firmalarımız, hem üniversitelerimiz, hem gençlerimiz birbirimizi iyi anlamalıyız. Ortak bir noktada bulunmalıyız. Biz kimya sektörünün çatı kuruluşu olarak buna her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz ve devam ediyoruz. Dolayısıyla biz beşeri sermayemizin niteliğini yukarıya taşımamız lazım. Dolayısıyla biraz da aslında bu süreçte gençlere özellikle yatırım yapacaksınız. Önemli olan nokta. Tabii ülke olarak yapmamız. Peki bundan sonraki süreçte Türkiye'nin ihracat hedefleri de güncellendi. 2023 hedeflerine bakıyoruz. Bu önümüzdeki 5 yıllık dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz 2023 hedefimiz 100. yılımızda 226.6 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Ülke hedefimiz. Biz kimya olarak biz bunun 30 milyar dolarını biz kısmetse biz karşılayacağız. Hı hı. O da yaklaşık %12,5'luk bir yere tekamül edecek. Ülke olarak hedefimiz 226,5'ta. Biz ne yapacağız bununla ilgili? Yatırımlarımızı arttırıyoruz, çeşitliliğimizi arttırıyoruz, katma değerimizi arttırarak başta plastik sektörümüz olmak üzere diğer sektörlerimize beraber çeşitliliğimizi arttırarak da ülkemize faydalı olacağız inşallah. Peki özellikle sizin kendi ana gündem maddelerinizde dijitalleşme ve inovasyon da var. Bu yeni yatırımlarla birlikte buraya nasıl bir katkı sunacaksınız katma değerli ürün üretimi noktasında? Tabii inovasyon, markalaşma, dijitalleşme bunlar çok önemli. Hı hı. Bakın markalaşma da çok önemli. Çünkü Türkiye'nin markalara ihtiyacı var. Katma değerli ürettiği ürünleri aynı zamanda da daha değerinin üzerinde satabilmesi için markalaşması lazım. Hı hı. Bu yönden de bakanlığımızın destekleri var. Bu desteklerin artması lazım. Mesela ki Türk Hava Yolları gibi bir markamız var. Dünyanın her yerinde tanınıyor. Ama onun gibi bizim özellikle endüstriyel ürünler üreten firmalarımızın da markasının olması lazım. Dijitalleşme tabii ki çok önemli. Çağımızın zaten olmazsa olması. Eğer dijitalleşmeyi yakalayamayan, e-ticarette bulunamayan ülkeler çok geride kalacak. Dolayısıyla orada önem vermemiz lazım. İnovasyon, Ar-Ge çok önemli. Ama şurada Ar-Ge'nin yanında özellikle şuna da çok değinmek istiyorum. Artık dünyadaki ilaç firmalarına bakıyorum veyahut da büyük ölçekli firmalara bakıyorum. Ar-Ge merkezleri veya Ar-Ge'ye verdiği önemin yanı sıra oradaki etkisini birazcık azaltarak startuplara birazcık önem vermeye başladı. Dolayısıyla biz de firmalarımız da özellikle gençlerimin bireysel olarak hazırladıkları projelere göz açalım. Onlara kulağımızı tıkamayalım. Onların önlerini açarsak hem ülkemize faydası olacak hem firmalarımıza faydası olacağını Siz göreceğiz. Siz kendi bünyenizde peki bu girişimlere destek vermek için ne yapıyorsunuz? Biz İKMİP olarak yapıyoruz. Hı hı. Kendi firmam olarak da yapıyoruz. Evet, yok İKMİP olarak soruyorum. Bizim özellikle İKMİP olarak bizim her fuar zamanında bizim aynı zamanda startup kısımlarımız da oluyor. Hı hı. Bu plastikte var, onun haricinde medikalde özellikle çok var. Bundan da faydalarını görmeye başladık. Yeni yeni gençleri hakikaten öyle bir kazandırdık ki hayata firma kuranlarını gördük. Örneğin çayın mesela atığından bugün biyoplastik elde eden arkadaşımız firma kurdu ve bu firmasıyla ihracata başladı. Yani dolayısıyla biz İKMİP olarak destekliyoruz ve aynı zamanda Ar-Ge proje pazarı gibi bizim bir yarışmamız var. Hı hı. Burada 6 tane sektörümüzün, alt sektörümüzün konu bazındaki yarışmalarını yapıyoruz. Yaklaşık oralara 200-300 tane her sektöre bir başvuru oluyor. Oradan birinci olan firmamıza bir 100.000 TL veriyoruz. Eğer hayata da geçirirse bu 6 tane sektörden bir 100.000 TL'lik ödülü de arkadaşlarımıza veyahut da o yeni firma sahipleri insanlarımıza kazandırıyoruz. Adil Bey çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Dolayısıyla sektör büyürse zaten teknoloji, inovasyon ve daha çok gelişimciyle büyüyecek. Çok İnşallah. Teşekkürler. Teşekkür Sayın Adil Pelister'le birlikte kimya sektörünün bu seneki performansı.